Dostlar, Amerika'dan herkese merhaba. Buradan yeni videoları size elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Elimde şu anda Apple Watch Ultra var. Herkesin beklediği, herkesin ters köşe olduğu bir cihaz var elimde. Çünkü herkes bunu Apple Watch Pro olarak bekliyordu. Ben de dahil olmak üzere. Şimdi elimdeki bu akıllı saate yakından bakacağız. Gerçekten zor şartlar altında çektiğimi öncelikle söylemek isterim arkadaşlar. Çok sayıda kişi bu cihazları çekmek için sırada bekliyor. Şimdi gelelim özelliklerine. Elimde çok güzel bir Apple Watch Series 7 var. Bu ise 8 ailesinin yepyeni bir üyesi. Ama adı 8 değil, Apple Watch Ultra diye geçiyor arkadaşlar. Tasarım değişti. Nasıl değişti? Mesela yan tarafa baktığınız zaman şuradaki görüyorsunuz kısımlar, buton tamamen değişmiş durumda. Gerçekten büyük bir ekran var. 49 milimetrelik, bu zamana kadar hiç görülmemiş büyük bir ekran var. Bununla beraber çok daha sağlam. Görüyorsunuz bir buton, hoparlör, mikrofon, her şey burada mevcut ve gerçekten çok sağlam. Zaten sağlam olması gerekiyor. Neden? Çünkü buradaki saat aslında profesyonellere. Şimdi profesyoneller derken kimlerden bahsediyoruz? Tabii ki profesyonel dağcılardan ya da dalgıçlardan veya işte kayak yapanlardan. Yani işini, sporunu profesyonel yapan ama bulunduğu şartların gerçekten çetin olduğu durumlarda mücadele eden kişilere yardımcı olacak bir akıllı saatten bahsediyoruz. Sadece bir saat demek aslında haksızlık olur çünkü neredeyse bir bilgisayar aslında sevgili dostlar. Peki neler gelişti? Yani elimdeki Apple Watch Series 7'den farkı nedir? Bazı bilgiler vereyim. Mesela görmüş olduğunuz gibi yepyeni kadranlar var ama donanımsal iyileştirmeleri gerçekten heyecan verici. Mesela bu değişiklikler arasında geliştirilmiş bir pusula var. Bununla beraber koşu yapıyorsanız çok daha detaylı verileri alabiliyor. Ve aynı zamanda derinlik sensörleri dalgıçlar için gerçekten muazzam veriler toplayabiliyor arkadaşlar. Bununla beraber içerisinde çift frekanslı bir GPS alıcısı var. Bu ne anlama geliyor? Konumu belirleyebilmek için çok daha iyi verileri toplayabiliyor. Ve tabii ki gece modu var. Gece modunda çok daha iyi sonuçlar verebiliyor. Şu anda ekran koruyucu devreye giriyor. Ama gece moduna geçtiğiniz zaman bilgilerinizi alabiliyorsunuz. Aynı zamanda pil ömrü de tabii ki çok daha uzun oluyor. Şimdi gelelim pil ömrüne. Neden? Çünkü bu akıllı saatin pil ömrü 60 saate kadar dayanabiliyor. Düşük güç modu var. Şimdi bu düşük güç modunu aktif hale getirirseniz 60 saat gerçekten çok ciddi. Yani neredeyse 3 günü tamamlamak üzere olan bir saatten bahsediyoruz. Bu da tabii ki şarj problemi yaşamak istemeyen profesyoneller için kesinlikle çok iyi bir seçenek. Bu arada ekran gerçekten çok parlak. 2000 nite kadar varan bir parlaklığı mevcut. Ve siren özelliği var. Çünkü biliyorsunuz böyle profesyonel ortamlarda insanların birbirlerini bulabilmesi çok önemli. O nedenle bu saatte gerçekten çok ciddi yenilikler var. Tabii ki benim kullandığım Apple Watch'taki özellikler devam ediyor. Nedir onlar? Mesela EKG çekebiliyor. Ama benim Apple Watch'umda olmayan, seri 8'de olan bir özellik var. O da sıcaklık sensörü. Sıcaklık sensörü, yani vücudunuzun sıcaklığını ölçebiliyor ve ani değişimlerde hemen uyarabiliyor arkadaşlar. Bu arada kandaki oksijeni de ölçüyor. Yine bu dağcılar için veya dalgıçlar için bence mükemmel bir donanımsal özellik. Seri 8 ile beraber, yani şu anda diğer masalarda arkadaşlar deniyor. Birazdan ben de deneyeceğim. Bu arada kanalı mutlaka takip edin. Hem Sihirli Elma'yı hem Şifteli İknet'i. Buradaki ürünlerle olan ilk karşılaşma anımızı yine paylaşmaya devam ediyoruz orada da. O saatlerde olan, yine bu elimde görmüş olduğunuz Apple Watch Ultra'da da olan bir çarpışma sensörü var. Yani Allah korusun bir kaza anında o kazayı algılayabiliyor ve ona göre gerekli irtibatı, önlemler için uygun kişilerle iletişimi kuruyor arkadaşlar. Bununla beraber tabii zor şartlar altında çektiğimi söyledim. Böyle tek elle bir yandan çekiyorum. Bakın ortamdaki gürültü de epey fazlalaşmış, onu da söylüyor. Yeni nesil kayışlar var. Şu kayışları önceden görmüyorduk. Böyle daha çok dağcılık ya da açık havada spor yapan profesyoneller için gerçekten diğer aksesuarlarıyla, işte kullandığı ekipmanlarla uyumlu kayışların da olduğunu belirtmiş olalım. Evet, hakikaten hepimizi ters köşe yaptı. Biz hepimiz Apple Watch Pro gelecek diye beklerken ne geldi arkadaşlar? Apple Watch Ultra.
ilk buluşma anımız sona erdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve aşağıda yorum yazmayı unutmayın. Video hoşunuza gittiyse lütfen beğenin.